Cem Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Zeynep Cayvar. Bugün sizlerle DNA modelini tanıtıp DNA'nın 3 boyutlu bir halini göreceğiz. İlk önce malzemelerimizi gösterelim. Tahta çubuklar, kurdele, boncuk, kurdelemizi bağlamak için raftiyeler. Bunun için nükleotide ihtiyacımız var. Nükleotit içinde bu tahta çubukları kullandım. Tahta çubuklarının yarısını farklı bir renk, yarısını farklı bir renk. Yani yeşil ve mavi, pembe ve sarı olmak üzere 4 renk kullandım. Bunun yarısını bir renk, yarısını da bir renk. Yani şuradan şuraya. İlk önce nükleotitimizi yapmak için mavi ve yeşil renklerimizi yarısını olacak şekilde boyuyoruz. Sonrasında bu nükleotitimizi de sarı ve pembe olacak şekilde boyuyoruz. Şimdi boyamaya geçelim. Evet, çubuklarımızı boyadık. Pembeler adenini, sarılar timini, yeşiller guaninin, maviler de stazinini temsil ediyor. Şimdi bunları çubuğumuza diziyoruz. Şimdi nükleotitlerimizi DNA'mıza dizdik. Şimdi bunları bağlamak için fosfatı temsil eden kurdelemizi bunları bağlayacağız. Raftiyelerle kurdelemizi bağlıyorum. Modelimizi bitirdik. Fosfatımızı yani kurdelemizi raftiyeledik. Şimdi DNA hücrenin yapı birimidir. Yani hücrenin beynidir. Onu yönetir. Nükleotitler de DNA'nın yapı birimleridir. Nükleotitlerimizde guanin, sitozin, adenin, timin olarak 4'e ayrılıyor. Guanin ve sitozin birlikte, adenin ve timin de birliktedir. Bunlar hep birlikte bir DNA'yı oluşturur. DNA her canlıda bulunur. Bütün canlılarda bulunduğu gibi canlıların kılsal özelliklerini de taşır. Ben Zeynep Cayvarlı. Beni izlediğiniz için